Bir gözü artık görmüyor kocasından yediği dayak yüzünden. Var mı ötesi efendim? Bir gözü artık kör. Ama ne yazık ki var. Bunun da ötesi var. Evlendiğinden beri her gün ölüm korkusu yaşıyor talihsiz kadın. Çünkü alışkanlık haline getirmiş dayak atmayı kocası. Şimdi hastane yatağında bir gözü kapalı halde yatıyor. Şimdilik kendini güvende hissediyor. Çünkü dayakçı kocası cezaevinde ama tahliye edileceği gün ne olacağını bilmiyor. Ve o günün korkusunu şimdiden iliklerine kadar hissediyor. Serdar İpek'in özel haberi. Çocuklar ağlıyor diyorum, tırnağım koptu diyorum, bırakmıyor. En son darbeyi oklavayla vurdu bana. Bırak dedi, bırak. Bırak bana abi, öldürecek diye korktum. Kemer, oklava, tencere kapağı. Kocası eline ne geçirdiyse sudan bahanelerle dövüyordu. Göz dönen adam 3 çocuğunun annesini sandalye ve oklavayla darp edip bu hale getirdi. 30 yaşındaki genç kadının sol gözü kör oldu. Ölebilirdim de eğer gözüme gelmeseydi, kafama vursaydı beyin kanamasında ben şu an hayatta değildim. Samsun Bafra'da yaşayan Kesler çifti 10 yıl önce severek evlenmişti. Ancak iddiaya göre sonrasında şiddet başladı. Genç kadın çocuklarının gözü önünde dayak yiyordu. Genç kadın dayaktan bıkıp eşini terk edip annesinin yanına yerleşti. 3 yıllık ayrılığın ardından 32 yaşındaki Mehmet Kesler karısını ikna etti. Elif Kesler çocuklarını da alıp kocasının yanına döndü. Ancak iddiaya göre şiddet hiç bitmedi. Dayakçı koca genç kadının en küçük bir hareketini gerekçe gösterip şiddete başvuruyordu. En son geçen hafta karısının cep telefonunu şarja takmadığı için dövdü. Hastanede biten son olaysa ava gidip gitmeme konusundan çıktı. Eşim bir av meraklısı. Geçen hafta ava gitti. Bu hafta da gitmek istedi. Sen ava gidersen ben de dedim, ben de canım sıkılıyor. Ben de çocuklarımı alayım anneme gideyim dedim. Ya da kız kardeşime gideyim dedim. Tamam dedi, o ilkten kabul etti. Sonra birden vazgeçti. Yani ruh hastası. Ben anlamıyorum. Aniden karar değişti. Yani ne güzel, bak istediğimiz oldu dedim. Bu lafımda ne var? Sonra sinirlendi, böyle dövmeye kalktı. Genç kadın canavliyle uzaklaşmak istedi ama kocası kaçmasına izin vermedi. O sırada evde eltisinin kızı, kayınvalidesi ve 3 çocuğu vardı. Kapıyı örttü. Ben bağırdım tabii, kapıyı açınca komşular duysun diye bağırdım. Bağırdım diye daha şiddetlendi. Oklava istedi eltimin kızından. Kız da korkudan verdi herhalde. Çocukların yanında vuracak sandım. Çocukların yanında bana sandalyeyle vurdu ilkten. Oklavayla vurmadan önce, gözümü kör etmeden önce. Oklavayla bir kere vurdu, bu hale geldim. Zaten daha bu üstüme çullandı. Öldürecekti. Korktum. Beni böyle kan içinde görünce, ben gözüm akıyor deyince bıraktı. Dayakçı koca acımasızca dövdüğü karısını kendisi hastaneye götürdü. Yolda da tehdit etti. Arabada giderken şey dedi. Sandalyede akıldım düştüğünü söyle dedi bana. Biterim, beni içeri atarlar dedi. Çocuklarımızı düşün dedi. Sürekli üstü dedi, ben hiçbir şey demedim. Acil kapısına inerken ben yalan söyleyemem dedim. Polisi çağırın dedim. Şikayetçiyim dedim. Eşim vurduğunu söyledim. Bazen kemer, bazen bir sopa, bazen bir oklava, bazen bir ayakkabı, bazen el yordamıyla Elif'i kocası işte bu hale getirdi. Polisin hastanede gözaltına aldığı dayakçı koca mahkemece tutuklandı. Gözüne darbe alan genç kadın ameliyat edildi. Tek gözü artık görmüyor. Çocukların gözleri önünde mi duruyor? Evet. En küçüğüm Beyza da çok ağladı. Ölebilirdim de eğer gözüme gelmeseydi, kafama vursaydı beyin kanamasında ben şu an hayatta değildim. İstemiyorum bu adamı hayatımda da. Eğer bir daha olursa beni öldürür zaten kesin. Benim can güvenliğim yok. Ben devletime sığınıyorum. Genç kadının yanı başından ayrılmayan ailesi ise tepkili. Zanlının en ağır cezayı almasını istiyorlar. Hani gözünü nasıl çıkarttı, gözü o hale nasıl getirdi hiç bilmiyorum. Hep mi parmağıyla çıkardı, ne oldu bilmiyoruz yani. Oklava mı soktu, yumruk mu attı? Bu canilik değil de ne? İnsan 3 çocuğun annesine böyle bir vicdansızlık yapar mı?